Türkiye-Yunanistan Barış İçin Kadın Girişimi Greenpeace kuruluşunun 10. yıl dönümünü Yunanistan'ın İstanköy Adası ve Bodrum'da yapılan etkinliklerle kutluyor. Türkiye'den gazeteci yazar Zeynep Oral'ın, Yunanistan'dansa Dışişleri Eski Bakanlarından Yorgo Papandreou'nun eşi Margarita Papandreou'nun öncülük ettiği kadın girişimi üyeleri İstanköy'den sonra Bodrum'a geldiler. Barışçı kadınlar Bodrum ve Bitez belediyelerince çiçeklerle karşılandılar. Greenpeace yani Women Initiative for Peace barışı kazanmak anlamına gelirken bu amaçla 1996 yılında yaşanan Kardak krizinin hemen ardından 1997 yılında kuruldu. Kardak krizinde suları durutmayı amaçlayan gazeteci yazar Zeynep Oral'la Margarita Papandreou'nun çabalarıyla oluşturulan girişim 10 yıldır iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 11 gençlik kampı yapıldı. Sorun çözme seminerleri, okullarda barış eğitimi dersleri, kadın yazarların eserlerinin her iki dile de çevrilmesi gibi AB fonlu büyük bir proje yürütüldü. Hepimiz elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu bir iletişim ağı. Tam da Kardak krizinden sonra şiddeti düşürmek ve tek amaç barış kültürünü yaymak. Gazeteci yazar Zeynep Oral'la birlikte Bodrum'dan İstanköy'e giden 12 Türk kadını ile birlikte orada yaşayan 7 Türk kadını ve Margarita Papandreou ile birlikte 19 Yunan kadını Bodrum'a geldi. Merhaba, merhaba. Yasas, yasas. Oral ve Papandreou Bodrum Limanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundular. Oral yaptıkları çalışmaların en önemlisinin okullara barış eğitimini yerleştirmek olduğunu söyledi. Türkiye ve Yunanistan'da bazı pilot okullarda derslerin verilmeye başlandığını söyleyen Oral, okulların hepsine yavaş yavaş yayılacak. 2007-2008'in en önemli hedefi bu. Barış eğitimi dediğimizde şiddet dışı yollar dışında bir şey değil. Belki hiçbir sorunu biz çözemeyiz ama sorunları da yalnızca şiddetle çözüme bırakamayız şeklinde konuştu. Her iki ülkede de bu barış eğitimi başladı ve bunun sonucunda Boğaziçi Üniversitesi'nde barış merkezini kurduk. Okul derken ilk öğretim, lise, ilk hepsine yayılacak. Tabii daha yavaş yavaş. 2007'nin, 2008'in en önemli hedefi bu. Papandreou'da barış için çabaladıklarının altını çizerek çalışmalarımız Yunanistan'da hep ilgiyle karşılandı. İnanıyorum bizim de önemli bir katkımız oldu ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler 1996 yılında olduğu gibi değil, daha iyi. Her iki ülkede yarattığımız kamuoyu ve çalışmalar yalnızca bizlere değil başka ülkelere de örnek olur dedi. Papandreou dönemin Dışişleri Bakanları İsmail Cem ve Yorgo Papandreou'ya çabaları için teşekkür etti. Elbet ki bir insan kendi çalışmalarının etkisini ölçemez. Ama inanıyorum ki dedi Bayan Papandreou, bizim de önemli bir katkımız oldu ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler 1996'daki gibi değil. Çok daha iyi, çok daha olumlu. Ve bu çorbada bizim de tuzumuz olduğuna kesinlikle inanıyorum. Barışçı kadınlar 4 Kasım tarihine kadar Bodrum'da kalarak çeşitli toplantılar gerçekleştirecek.